Vigi Serot Apo! Vigi Serot Apo! Vigi Serot Apo! Vigi Kurdistan! Vigi Kurdistan! Arkadaşlar yolu açalım. Abi gel buraya bak. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi güzel. Bırak seni be. Tabii Türkiye-Rusya arasında gerilimin had safhada olduğu bir döneme denk geldi. Fakat en nihayetinde partimizin hem Türkiye içinde hem Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde gerilim yanlısı politikalara dönük bir eleştirisi var. Dolayısıyla biz hükümetin uyguladığı dış politikanın da iç politikanın da çatışma, gerilim, savaş üreten bir politika olduğundan hareketle bütün bunların da Türkiye'de topluma bir bütün olarak zarar verdiği inancıyla bazı görüşmeler yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz son kriz nedeniyle özellikle Rusya'da iş yapan ya da Rusya ile ticaret yapan işverenler, işçiler, öğrenciler ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya başladılar. Bu da önemli bir mesele. Yani hükümetin yaptığı bir hatanın bu şekilde faturasının doğrudan topluma çıkarılmasını da biz doğru bulmuyoruz. Bu konularda da ne yapabiliriz diye buradaki arkadaşlarımızla tartıştık. Dışişleri Bakanı'yla, Lavrov'la yaptığımız görüşmede de dile getirdik. Ortada bir sorun, bir kriz var ama bunun Türkiye-Rusya arasında diplomatik ilişkilerle, diyalogla çözülmesi gerektiğini ifade ettik. En niyetinde bütün Orta Doğu'da çok ciddi tarihi bir süreç yaşanırken Türkiye'nin bir aktör olmaktan çıkması AKP'nin hatasıdır. Türkiye'de izlediği iç politikanın yanlışlığı dış politikaya da yansımıştır. Türkiye'de yaşayan Türk'ü de Kürt'ü de herkes bundan zarar görüyor. Gönül isterdi ki ülkemizde hükümet demokrasiye köklü olarak inanan, demokratik çözümlere, reformlara saygı duyan bir anlayışla çalışma yürütebilseydi, politika üretebilseydi. Bunu yapamıyor. Diyaloğa çok önem vermeyen bir hükümet politikasıyla hep karşılaştık. İçerideki sorunların çözümünde hükümet sürekli kutuplaştırma, kamplaştırma siyaseti izliyor. Toplumun önemli bir kesimini yok sayarak, hedefe koyarak, düşmanlaştırarak Türkiye'de toplumu bir arada tutmak imkansızdır ve hükümet maalesef bu politikayı uzun yıllardır sürdürüyor. Buradan siyasi bir rant elde ettiğini düşünüyor olsa gerek. Fakat bunların hepsi yanlış. Bunlar hiç kimseye kazandırmıyor. Geri dönüp baktıklarında umut ediyorum ki yanlışlarını, eksiklerini görebilecek olgunluğu taşırlar. Niyetimiz bu. Bir de hani bu ziyaretimizin başka yerlere çekilmesi ve bu ziyaretimiz üzerinden partimize dönük hakaretvari tutumları kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum. Biz parlamentoda 3. büyük grubuz. Kiminle ne görüşeceğimizi, ne yapacağımızı partimizin politikaları belirler. Bunlar da çok açık, şeffaftır. Kiminle görüşüyorsak biz aleni, açık düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Hiçbir zaman gizli kapaklı işler yapmadı HDP. Kamuoyu önünde ifade ettiğimiz düşüncelerimiz neyse, partimizin programına uygun çözüm önerilerimiz neyse, Amerika'da da, Rusya'da da, Avrupa'da da, Ankara'da da aynı şeyleri söylüyoruz. Birbiriyle çelişen ilkesiz tutumlarımız yok. Rusya'nın uçağının düşürülmesiyle ilgili ilk gün ne söylediysek burada da onu söyledik. Bu konuda yalpalayan hükümet politikasıdır. Bir gün farklı, 3 saat sonra farklı demeçler veren hükümetin kendisidir. Şimdi tabii ki iki devlet arasında biz savaşı, çatışmayı körükleyecek bir tutum içerisine girecek değiliz.
diyalog kanallarının açılması için HDP üzerine düşeni yapıyor ve özellikle halkın mağdur olmaması çok önemli. Türkiye'de milyonlarca insanı doğrudan etkileyen bir krizle karşı karşıyayız ve bu küçümsenecek bir kriz değil. Yani hükümetin umurunda olmayabilir. Yani İstanbul'da laleli esnafından işte Akdeniz'de narinciye üreticisine kadar, efendim ithalat ihracat yapandan burada öğrenci olarak okuyana, işçi olarak inşaata çalışana, burada ihale almış müteahhitlere kadar herkes sıkıntı yaşıyor ve bu sıkıntı doğru bir temelde ilişki kurulmazsa büyüyecek gibi görünüyor. HDP bütün bunlara sessiz kalamazdı. Bu görüşmelerimizde biraz bunun da önünü açabildik diye umuyorum. Önümüzdeki peki, günlerde göreceğiz tabii ki. Elbette Türkiye'deki sorunlarla ilgili çözüm önerilerimiz neyse bunu kamuoyuyla açık paylaşıyoruz. Ama burada Türkiye'deki Kürt sorunun çözümü için bulunmuyoruz. Böyle bir beklentimiz, böyle bir arayışımız yok. Daha çok HDP'nin genel olarak Türkiye'nin demokratikleşmesine dönük siyasi tutumu dünyada ilgi çekiyor, ilgi görüyor. Bu da çok normaldir. Çoğulcu demokrasiyi savunan ilkeli bir duruş sergileyen partimiz dünyanın her yerinde tabii ki ilgiyle karşılanıyor. Ama dediğim gibi elbette görüşlerimiz var. Kürt sorunun çözümüyle ilgili de görüşlerimiz var. Fakat sırf bunun için gelmedik. Bunu da paylaştık. Tabii ki bununla ilgili de görüşlerimizi belirttik. Yani Dışişleri Bakanı gerekli açıklamayı yapmak isterse kendileri yapar ama bizden herhangi bir talepleri, herhangi bir istekleri... Hayır. Bizden doğrudan böyle bir beklenti içerisine girilmedi. Biz gelmeden önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı'yla da görüştük. Yani iletmek istedikleri bir şey var mı diye ama bizim üzerimizden iletilmiş bir şey yok. Biz daha çok hani bu ziyaretimizin... bir Türkiye karşıtlı olarak yorumlanmasını çok yanlış değerlendiririz. Biz Türkiye toplumunun çıkarını düşünüyoruz ama AKP gibi düşünmek zorunda değiliz. Biz AKP'nin hükümet politikalarını sert bir şekilde eleştiriyoruz. Toplumun yararını gözetiyoruz burada. AKP'nin hatalarına karşı toplumun kurban edilmesine göz yumamayız. Fakat işte krizin çözümü konusunda şu anda diyalog kapısı olarak HDP çok önemli bir rol oynuyor. Umarım AKP hükümeti de bu rolümüzü saygılı yaklaşır, doğru yaklaşır. Söylediklerinizden biz hazırız diyorsunuz, öyle anlıyorum aracı olmaya. Yani bu ziyaretimiz zaten görüyorsunuz şu anda Türkiye-Rusya arasındaki aslında tek ilişkidir. Biz evet hükümeti, devleti temsilen burada değiliz. Fakat biz toplumsal bir gücüz. Aslında Türkiye'de bütün bu olup bitenlerden rahatsız olanları temsil ediyoruz elbette. Ve bu krizden Türkiye toplumu yarar sağlamıyor, zarar görüyor. Biz bu zarara, ortaya çıkan zarara duyarsız kalamazdık. Bir de Rus ülke. Yanlışıyla doğrusuyla orada aktif bir savaşın içerisinde. Dolayısıyla Suriye'deki sorunun çözümüne dair de partimizin görüşleri var. Bu da bilinen kamuoyuyla defalarca paylaştığımız görüşlerdir. Suriye toplumu kendi geleceğini kendisi belirlemelidir. Dışarıdan bir dayatmaya, bir model çizmeye gerek yok. Kimse buna girmemeli. Ve Suriye'de hiç kimse dışlanmamalı. Suriye'nin gerçek halkları, kimlikleri, inançları kendi öz varlıklarıyla yeni Suriye'de mutlaka var olmalılar. Kürtler de buna dahildir. Suriye'de tabii ki Suriye'de inkar edilmiş Kürt halkı da artık orada statüsüz yaşayamaz. Bunu herkes görmeli. Yani dış dünyanın buna karşı duyarsız kalacağını düşünmüyoruz. Şu anda Kürtlerin etkili bir güç olarak Suriye'de sorunun çözümünde ya da Türkiye'de aslında demokratikleşme konusunda bir güç olduklarını kabul etmeyen sadece AKP hükümetidir. Bütün dünya bu gerçeği görüyor. Maalesef bizimkiler bu gerçeğe gözünü kulağını kapatmış durumda. Peki bir de HDP Rusya temsilciliği açacağınız adamları birliğine. Evet. Yani o büro açılışı olarak ifade edilen buydu. Resmi temsilciliğimiz parti temsilciliği olarak değil ama bir iletişim ilişki bürosu olarak arkadaşlarımız hazırlığını yapıyorlar. Belki önümüzdeki günlerde burada çalışmasına başlayabilir ama burada resmi parti temsilciliği Rusya'nın iç hukukuna uygun değil. Dolayısıyla başka bir formatta burada belki bir ilişki bürosu olabilir. Daha çok buradaki insanlarımıza yardım etmek, partimizin buradaki politikalarını görünür, tanınır hale getirmek üzere bir çalışmamız olacak. Türkiye pasaportu taşıyan bütün kardeşlerimiz, yurttaşlarımız sıkıntı yaşıyorlarsa çözüm adına biz ne yapabiliyorsak buna da hazırız. Yani işveren, bugün açılan işverenler derneği de buna katkı sunacaktır eminim ki ama partimiz de her türlü desteği sunmaya hazırdır.
kim elinden ne geliyorsa yapabiliyorsa çözüm adına yapmalıdır. Biz de buna gayret ediyoruz. Peki iş dünyasının bir beklentisi var sizden, özellikle 1 Ocak 2016 itibariyle Rusya'nın bu... Şimdi evet, Sayın Lavrov şunu ifade etti zaten, basın açık kısımda da kısmen değindi. Yani bu krizin topluma zararının minimuma indirilmesi gerektiği konusunda bir görüş sahibi olduklarını belirtiyorlar. Bunun için kendileri de çaba sarf edecekler. Bizim de isteğimiz buydu zaten. Yani bu dış politikadaki gerilimin faturası doğrudan yurttaşlara, insanlara, işçiye, işverene kesilmemelidir. Onlar da bu konuda daha duyarlı, dikkatli bir politika izleme çabası gösteriyorlar. Bunu gözlemledik. Ne kadar yansır bunu hep birlikte göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika.